Diyalog TV ana haber günün konuyla devam ediyor. Bugün yine yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Uzman psikolog Sayın Tuğçe Denizgil bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sigarayı bırakma günü 9 Şubat. Gün dolayısıyla sizi ağırlamak istedik. Sigara tüm insanlığın baş belası diyebiliriz. Maalesef. Ülkemizde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sigara tüketimi oldukça yüksek. Bundan şikayetçiyiz, sıkıntılıyız. Sigarayı bırakmak isteyen birçok insan var. Bunu deniyorlar ama bırakamıyorlar. Bağımlılık yapan bir madde olduğu için. Siz de bu konuda yardımcı oluyorsunuz insanlara. Bir yöntem deniyorsunuz sigara bıraktırmayla ilgili. Bu yöntemden ya da yöntemlerden bahsedeceğiz. Dilerseniz önce sigarayı bırakmak neden bu kadar çok zor? İnsanlar sigarayı bırakmakta neden çok zorlanırlar? Bundan bahsedelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum aslında. Az önce söylediğiniz gibi sigara içmek bireysel değil aslında toplumsal bir sorun. Çünkü içen kadar içmeyen pasif içiciler de bir o kadar etkileniyor. Sigara bağımlılığı nasıl bir bağımlılıktır ona değinelim. Diğer bağımlılıklardan aslında ayıran çok önemli bir özellik var sigarayı nedir? Psikolojik ve fiziksel fizyolojik bağımlılığının yanında sosyal bir bağımlılığı da var. Öyle değil mi? Yani yakan kişi çok rahat uzatabiliyor. Dolayısıyla bu bağımlılıkla çalışmak aslında kolay gibi görünür bir alkole göre veya bir diğer uyaran maddeye göre. Ancak çok daha önemli bir konudur. Çünkü kişinin bağımlılıkla çalışırken en önemli şey ne de uzak dur diyoruz kişiye. Yani sigara içilen ortamdan uzak dur ama kişi ne diyor? İş yerimde içilir diyor. İşte eşim içiyor diyebiliyor veya işte yakın çevresinden biri içebilir diyor. Dolayısıyla bu noktada bağımlılıkla çalışmak, sigara bağımlılığıyla çalışmak çok zahmetlidir. Nasıl bir bağımlılıktır? Biliyoruz birçok sigaranın içinde zehirli madde vardır. En etkini de bu nikotin maddesidir ki bir kokain kadar da güçlüdür aslında nikotin maddesi. Ve kişiler sigara içme eylemine başladıktan belli bir süre sonra aynı keyfi alabilmek için artırıyorlar. Polikliniğimize gelenlere de soruyoruz. Yakın çevremizdeki kişiler de söylüyor sigara içene. İşte merak ettik, başladık. Günde işte 2-3 adet içerken bir baktık paket taşıyor olduk. Buna biz tolerans diyoruz. Bağımlılıkta tolerans gelişiyor ve kişi aynı keyfi alabilmek için tükettiği maddenin miktarını artırıyor. Ve sigara bağımlılığı aslında irade meselesidir diye de toplumda yanlış bir anlayış da vardır. Buna da değinmek istiyorum ben. İşte sen iradesiz misin de işte bir sigaranın esiri olduğunu ki bu alkol için de geçerlidir. Sen iradesiz misin de bir alkolün esiri oldun. Buradan şeyi düzeltmek istiyorum. Sigara içme eylemi bir irade meselesi değildir. Tamamen bir beyin hastalığıdır. Çünkü kişi vücuduna dışarıdan madde alarak beyninin yapısını bozmaktadır. Hormonlarıyla farkında olmadan oynamaktadır. Dolayısıyla tedavi edilmesi gereken aslında bir beyin hastalığıdır bağımlılık diye bahsedebiliriz kabaca. Evet, söylediğiniz aslında çok çarpıcı bir açıklama diyebiliriz. Hı hı. Bir beyin hastalığı diyorsunuz siz. Rahatsızlık aslında bağlı. İrade kelimesi çok sık kullanılır. Hı hı. İradem yok ben bırakamam gibi ama bu beyin hastalığı dediğiniz var olan bir hastalık açığa mı çıkıyor yoksa sigarayla birlikte mi başlıyor bu hastalık? Bağımlılık aslında bir beyin hastalığıdır. Çünkü kişi sigarayı içerek beyindeki birçok nörotransmitterin bozulmasına neden olmaktadır ve bu yüzden yoksunluğa girmektedir. Ne der kişiler? İşte ben sigara içtiğimde odaklanırım. Aslında o odaklanma şeyini bozduğu için sigaradan yapay bir haz alır veya kişi ne der? İşte konsantre olurum, rahat uyurum, işte stres yaşadığım anda şey yaparım, sigaraya sarılırım. Aslında vücudumuzun doğal ağrı kesicisi olan endorfin hormonunu baskıladıkları için şey yaşarlar. Sıkıntı halinde biz bağımlı olmayanlar ne yaşarız? Sıkıntı halinde sigaraya ihtiyaç duymayız. Neden? Çünkü vücudumuzdaki o endorfin hormonu aktivedir. Ama sigara bağımlılarının sigara içmelerinden dolayı endorfin hormonları tembelleşmiştir ve sigaranın yarattığı o yapay rahatlama halini işte ben sigara içiyorum ve rahatlıyorum şeklinde yorumlarlar. Yani bu aslında bir aldatmaca. Bu bir sanal evet aslında şey yani yapay bir şey. Normalde sigara insanın sinirli halini ya da üzüntüsünü gidermiyor. Sadece o bozulan hormon değerini bir miktar yapay yerine bir koyduğu için kişi böyle algılıyor. Bu da bir sonuçta ayrıyeten nikotinin yanında başka bir bağımlılık daha oluşturuyor. Kesinlikle. Yani
yanlış bir bağımlılık ama işte üzüldüğü zaman hemen bir sigara için veya sorun yaşadığında, sorun, sıkıntı yaşadığında. Ben soruyorum işte, kişi diyor içtim, niye içtin? İşte eşimle kavga ettim. Peki sorunu çözdü mü sigara? Hayır, çözmedi, farkındadır ama bir noktada o bağımlılığın yarattığı yoksunluktan dolayı yöntemini bilmiyordur. Ve vücudu bunu yoksunluğa giriyordur, istiyordur. Peki şimdi sigaradan kurtulmanın yollarını daha konuşacağız ama şöyle bir tarz da var. Ne olursa olsun ben sigarayı seviyorum. Tabii, çok keyifli. Çok var. İçerim. Sağlığım da bozulsa içerim gibi düşünenler de var. Evet. Onlar için ne yapılabilir? Toplumda çok fazladır aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Kimseyi zorla sigarayı bırak veya bırakman gerekir diyemeyiz. Kimse böyle bir şey kimseye sorgulatamaz bile. Şöyle bir şey vardır. Kişinin motivasyonu çok önemlidir. Genelde hastalıkla ilgili beden bütünlüğüne bir tehdit olduğunda bir korkuyorlar. Ancak bunun sürekliliği çok önemli. İşte akciğerde leke var, gerekli önlemleri alman gerekir denildiğinde bir korku hali geliyor veya kanser biliyorsunuz Kıbrıs'ta çok yaygın, hemen hemen her ailede bir kanser vakası vardır veya kanserden bir kayıp vardır. Kişi kanser nedeniyle veya ciddi bir kalp krizi nedeniyle yakınını kaybettiğinde, onun için önemli bir kişiyi kaybettiğinde kendi yaşantısına dönüp de sorgulama içine girebiliyor. Ancak burada da bu anlık motivasyonlar değil, bizim istediğimiz sürekliliktir. Ki hemen hemen her sigara içen kişi hayatının belli bir döneminde sigarayı bırakmak ister ama sigarayı bırakmak istemekle sigarayı bırakma kararı çok ayrıdır. Evet, istemekle karar vermek çok ayrıdır. Farklı. Peki şimdi sigaradan kurtulmak isteyenler için bugün bilmiyorum bir milat olur mu? Genelde hep söylenir işte böyle günlerde de bırakmayı deneyenler vardır mutlaka. Sizler nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Çünkü eminim kafasında şu an şöyle geçirenler de vardır. Ne yaparsanız yapın ben sigarayı bırakamam. Böyle düşünenler de vardır ama. Veya bana biri mi bıraktıracak şekilde, ben istersen bırakabilirim ya diye. Ya da bir sihirli değnek, bir mucize bekleyenler olabilir. Evet, evet. Yine bu bireyin kendisiyle alakalı, kendi isteğiyle, kararıyla alakalı bir konu olsa gerek. Ki buna da değiniyorsunuz. Nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Biliyorsunuz birçok sigara bırakma yöntemi vardır. Bizim hastanemizde, sigara bıraktırma polikliniğimizde bir cihaz yardımıyla aslında biz sigarayı bırakmak isteyen ve sigarayı bırakma konusunda kararlı kişilere yardım ediyoruz. Ne yapıyoruz? Franchising network şeklinde zincir birçok ülkede ağları olan bir cihaz bu. IQS adı verilen, I quit smoking, yani tamamen sigarayı bıraktım, kararlıyım şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir yöntemdir. Patentli RISE adı verilen bir cihaz kullanıyoruz. İlk önce kişinin motivasyonu burada çok önemli. Klinik görüşmelerde motivasyonunu çıkarmaya çalışıyoruz. Algıladığımız zaman çok da motive değil, kendisine bir kota koymasını istiyoruz. Örnek veriyorum, işte Şubat ayının son günü ben bu işi bitireceğim gibi. O hazırlama sürecidir aslında, kişiyi düşündürme ve yüzleştirme sürecidir. Ardından eğer kişide epileptik bir sorun yoksa, nöbet geçirmiyorsa, kalbinde pil yoksa ve kronik bir rahatsızlığı yoksa, kronik rahatsızlıktan kastım da şu, kronik ilaçlara bağımlılık, bu daha çok psikiyatriyle ilgili bir şey. Örnek veriyorum, kişi paranoid, şizofrendir. Bu kişiyle böyle bir yöntemi uygulamak çok zordur. Bunun dışındakilerle uygulabiliyorsunuz. Antipsikotik kullanıyorsa bu kişileri eliyoruz. Veya hamile ise veya hamilelik şüphesi varsa cihazla almıyoruz. Bunun dışındaki her birey cihazımızdan yararlanabilir. Yeter ki sigarayı bırakmak istesin. Ardından bilgilerini non-smoking yazılım cihazına giriyoruz. Yaşı, cinsiyeti, sigaranın kullandığı markası, miligramı, kaç yıldır sigarayı içtiği ve çok basit bir karbonmonoksit yöntemiyle küçük bir cihaza nefes veriyor ve akciğerdeki zehiri ne kadar ppm olduğunu giriyoruz ve cihazın verdiği zaman ve yoğunlukta akım uyguluyoruz. Refleksoloji biliminden doğan bir cihaz aslında. Biliyorsunuz bugün fizyoterapistler de refleksolojiyi çok kullanıyor eklemlerde. Biz de aslında akupunkturun da içinde olduğu kulaktan elektrik yöntemiyle kişinin içerek zarar verdiği hormonları tekrardan yerine aktive ediyoruz, sinyaller vererek. Yani akupunktur tarzı bir akupunktur gibi şeklen düşündüğümüzde. Prensip olarak, işleyiş prensibi olarak aslında akupunkturla neredeyse birebir. Ancak akupunktur gibi daha comfortable edilmiştir.
edilmiş bir şey, daha modernize edilmiş bir şey. İşte iğne kişiyi irrite edecek, korkutacak herhangi bir durum yok. Tamamen pot adı verilen küçük bir cihazla kulağın belirli noktalarına atış yapıyoruz. Seanslarımızın süresi de kişinin demografik özelliğine göre değişebiliyor, cinsiyetine göre. Ne kadar göre sürüyor peki? Maksimum ortalama. Benim gördüğüm 60 dakikanın üzerinde çıkmıyor. Her iki kulak da dahil. 60 dakika. Peki süreç olarak bu kaç ay, 5 ay, 6 ay? Kişiler 5 kez cihaza girebilir. Tabii bizim için ilk 2 seans zorunludur. Neden? Çünkü ilk seansta elektrik akımını verdiğimizde %70 kişinin içerek çoğalttığı nikotin hücrelerini kapatırız. Eklemeyi unuttum aslında konuşmanın başında. Her maddenin hücresi vardır bizim vücudumuzda. Bu kokain için de geçerlidir, bu nikotin için de geçerlidir, bu diğer maddeler için de geçerlidir. Siz dışarıdan bu maddeyi alarak vücudumuzda hücresi var olan minimal hücreleri çoğaltırsınız. Ve dolayısıyla bağımlılık gelişir. Biz elektrik akımı vererek kişinin içerek çoğalttığı hücreleri kapatıyoruz ama yok edemiyoruz asla. O yüzden ben gelen tüm danışanlara söylüyorum. İstediğiniz detoksifikasyonu alın, istediğiniz terapilerden geçin, istediğiniz desteği alın. Ben iyileşmekte olan bir bağımlıyımı unutmadığınız sürece iyileşirsiniz. Yani ben 5 yıldır temizim, içmedim, ben artık diğer içmeyen kişi gibi eşitim diye bir şey yok. Çünkü beynin GABA dediğimiz bölgesinde bağımlıların, onlar hayatlarını kaybedinceye kadar var olan bir reseptör vardır. Ve bu reseptör her zaman açıktır. Uykuda bile bağımlı kişinin reseptörü açıktır. Dolayısıyla tedavi sürecinde bu cihazla yaptığımız bir tedavi. Ben psikoloğum ve kişilere psiko eğitim veriyorum. Örnek veriyorum. Geldi kişi, ilk seansını yaptık. %70 kapattık. İkinci seansına geldi ki ikinci seansını 3 gün sonra alırım. Endorfin dalgalanarak düşen bir hormondur. 3. gün düşebilir. 3. gün aldığımda kişiyi %90 içerek çoğalttığı hücreleri yine elektrik akımı yöntemiyle kapatıyoruz. Daha sonraki seans eğer gerekli olursa 2 hafta sonradır. Gerekli olmadığı takdirde kişi ben iyileşmekte olan bir bağımlıyımı unutmaması gerekiyor. İşte gitti bir nefesi aldığı takdirde veya bir adet sigara içtiği takdirde bizim kapattığımız reseptörleri açması ve tekrardan yoksunluğa girmesi demektir. Dolayısıyla psiko eğitimle de bunu destekliyoruz. Evet, ama yine de sizin söylediğiniz gibi kişinin kendi karar vermesi gerekiyor. Çok önemli. Tüm bağımlılık da aslında bu. Bütün bağımlılıklar için geçerli. Kumar bağımlılığı için de geçerli. Bu. Peki, yani mantık olarak kumar, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, sigara hepsini aynı yere koyabilir miyiz? Bir noktada yani aynı yere. O dürtüyle ilgili bir şey aslında. O dürtüyü kontrol etmek. Çünkü kişinin canı sigara çektiğinde, ağzına bir badem attığında veya bir bardak su içtiğinde o İçme isteğinin ne kadar azaldığını kişi zaten kendisi deneyimleyip söylüyor. Yani arzular sınırsızdır. Beyin orada nikotini arzulamıyor aslında. Oral olarak bir uğraşı istiyor. Kişi bunu yerine koyabildiğinde zaten baş edebiliyor. Yani kişi ne diyor öyküde? İşte ben en çok işte sabahleyin sigarayı tüketirim. İşte Nescafe'min veya kahvemin yanında içerim. İyi, tamam, biz bu cihazla size yardım edeceğiz. Gerekli bilgileri de vereceğiz. Baş etme yönteminizi de öğreteceğiz. Ancak siz yarın sabah uyandığınızda kahve içmeye yine devam edeceksiniz. Orada işte irade girmesi gerekiyor. Süreçte bağımlılığın başında değil. Ve bunun mantığını oturtup davranışı da değişebildiğinde, sigara içme davranışı da öğrenilen bir davranış değil mi? Bir tane yakar, iki tane yakar ve hormonlarını bozarak kendini tolerans geliştirip bağımlı kılar. Peki bunun yöntemi ne olabilir? Cihazla yardımın dışında kendi iradesinde tamamen davranışı değiştirmek. Peki burada sigarayı kullanım miktarı etkiliyor mu tedavi sürecini? Örneğin günde bir paket sigara içenle günde 3 paket sigara içen arasında çok bir fark ilginçtir oluyor. Ki klinik pratikte ben şeyi gözlemliyorum. Ciddi derecede bağımlılığı olan kişiler çok daha enerji yatırımı yapıyorlar ve çok daha yoksunluk anlamında rahat geçiriyorlar. Ancak orta düzeyde bağımlı diyebileceğimiz kişiler çok daha zorlanıyorlar. Bunun biraz kişilik özelliğiyle de alakalı olduğunu düşünebiliriz aslında. Peki elinizdeki veriler neyi gösteriyor? Örneğin şöyle bir ortalama alabilir miyiz? Her 10 kişiden sigara bırakmak için bu IQS yöntemini kullanan her 10 kişiden kaçı sigarayı gerçekten bırakıyor?
Şimdi bunu söylemek için o önde yaptığımız mülakatlar aslında çok önemli. Motivasyonunun çok da dağılabileceğini veya çok da emin olmadığını düşündüğümüz kişileri almadığımız için başarı oranımız, geri dönütümüz çok yüksek. Burada işte şey vardır, birçok yöntem denedim, geldim bir de bunu deneyeyim son olarak diyen kişiyle çalışmıyoruz. Veya o sosyal destek anlamında adam geliyor, yoğun stresli bir işi var, işte zaten çok fazla sigara içemiyor, akşam evde içiyor. Biz bununla daha çok çalışmamız gerekiyor ama bir öğreniyoruz ki eşi de içiyor evde. Buradaki o sosyal destek de çok önemli. Yani her şeyi konuştuktan yani sonra. Yani sigarayı bırakmak isteyen biri varsa aynı aileden biri mutlaka beraber de bu arada başvurması veya gerekecek. Veya eğer kişiyi kimseyi dedik ki zorlayamayız. Yani eşim bırakmak isteyebilir ama ben sigarayı bırakmak istemeyebilirim. En azından bu zorlu süreçte bir miktar yardımcı olabilmek de çok peki önemli. Peki ülkemizde bu tartışmalı olan, tartışmalı demeyelim de uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili sorunlar yaşanan sosyal ortamlarda, kapalı alanlarda sigara içme yasağı var. Bunun işe yaradığını o zaman söyleyebiliriz değil mi? Yani verdiğiniz örnekten yola çıkarak tabii. Kapalı mekanlarda sigaranın yasaklanması toplum olarak da düşündüğümüzde sigaradan kurtulmak için çok iyi bir yöntem. Çok büyük bir etken. Buna da uyulması gerekiyor. Her ne kadar yasaların yaptırımı tartışılsa da bu noktada evet ciddi anlamda pasif içicileri de koruyan bir şey aslında. Pasif içiciler ne yapabilir diyeceğim şimdi? Onların pasif içiciler içen kişilerin yanında minimalize edebilirler ancak kurtulmak çok da kolay değildir. Çünkü kimseyi bağlayamazsınız veya kimseyi o özgür hakkını da alamazsınız. Yani kişi dışarıda içiyorsa ve yanınızda içiyorsa bundan korunmak da çok da kolay değildir. Ancak kişi kendi bedeniyle ilgili karar verip de o ortamdan ayrılabilir. Eğer çok maruz kalabileceği bir durumsa da bunu yine kontrol edebilir. Onun dışında çok fazla da bugün hava da çevrede baktığımız zaman çok kirli ve onunla da ilgili çok fazla ciddi anlamda bir öneri olamaz. Evet. Peki şimdi bu sigaradan kurtulmak isteyenler için ülkemizde bu sizin kullandığınız yöntem gibi birçok yer var, sigara bırakma merkezleri var. Bunların ortalama maliyeti nedir? Yani şimdi sigarayı bırakmak isteyen, düşünenler olabilir. Tabii. Sigara fiyatları da malum. Ortada aylık günde bir paket sigara ise bir insan 300 liradan aşağı değildir zannediyorum 10 lira olsa. Evet. Çok da hani maliyetli bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Sigarayı bıraktığında bunu telafi edebilecek bir rakamdır mutlaka. Evet. Bununla ilgili de bize ortalama rakam verebilir misiniz? Şöyle bir şey var. Biz tedavimizde hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Hiçbir şekilde minimal düzeyde de olsa nikotin vermiyoruz kişiye. Tamamen kişinin bilimsel olan bir şey bu. İçerek çoğalttığı hücrelerini kapatıp sağlıklı hormonlar aktive etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla IQ yöntemi sağlıkçı olarak bana en yatkın olan bir yöntem. Bizim hastanede uyguladığımız bu yöntemin ücreti 500 TL'dir. Bu 500 TL'yi verdiklerinde kişilere çipli kart hazırlıyoruz. Kredi kartı gibi ve kişi sadece o kişi kullanabiliyor bu cihazı. Ki non-smoking yazılım cihazımız aynı zamanda ortalama bugüne kadar kaç adet sigara içtiğini bile çıkarıyor. Ki biz gelen danışanlarla, hastalarla bunun şeyini de mizahını da yapıyoruz. Yani bu hesapladığımızda ev veya araba alınacak, bir daire alınacak para aslında. Dediğiniz gibi aylık 300-400 sigaraya gidiyor zaten. Dolayısıyla tedavi sürecinde çok daha... Tabii o sadece sigaraya giden miktar. Bir de sağlığı bozup ona harcanan para ve insanın kendi canı var. Çok teşekkür ediyoruz sigarayı bırakma gününde. Umarız sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olmuşuzdur. Bir kapı açılmıştır. Onlar için bir umut olmuştur. Bir farkındalık olmuştur en azından. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür. Sayın seyirciler, ana haberi bugünlük de burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18.45'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.